Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimiz şöyle bakın yazlık güzel bir çalışma. Çok kalın olmayan böyle yaz aylarında sırta hemen takılabilecek şık bir çalışma. Bu çalışmamızı kendimize de örebiliriz. Yine aynı tüm boy örebileceğimiz gibi farklı farklı da çalışabiliriz. Eğer kendimizi öreceksek hani büyük parça olacağı için birer birer de örebilirsiniz. Yine aynı şekilde kol eksilmelerimizi yaparak devam edersiniz. Evet şimdi bu çalışmamız için ben bir tane etrofil baby kullandım. Tam bir ipimi kullandım. Çok az bir şey kaldı. Şimdi ölçüme bakıyorum ölçüm 33 santim uzunluğunda omuzdan kol yuvasına kadar şöyle baktığımız zaman 12 buçuk santim yaka derinliğine bakalım 11 santim eline bakalım bir kol altından diğer kol altına 26 santim geliğimizin ölçüleri Şöyle baktığımızda sadece bağcıklarla örgümüze uygun bir çalışma yaptık. Yazlık olduğu için düğmeye gerek yok. Şu şekilde iliğimizi tamamladık. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel ve kolay çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için etrofili baby can ipimi ve 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Şöyle bakın ucu biraz daha kalın etrofil biraz dolgunca ip olduğu için. Tüm parça halinde öreceğimiz için yeleği her iki önümüze ve arkamıza yetecek kadar zincirimi çekerek başlıyorum. Bir tane zincir çekip sıkıştırıp düğümüm atıp ipimi gevşeltiyorum. Ve başlıyorum zincirimizi çekmeye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi ben çekerek geldim bakınız başlangıçta birin üzerine koyduğum zincirimi şöyle hiç elimi dokunmadan ilerletiyorum ve santim olarak bakıyorum 56 santim de şöyle tuttuğumuzda bakın 56 santim zincirimizin ölçüsü tabi sizler daha büyük de örebilirsiniz daha küçük de örebilirsiniz şöyle başlayalım birinci zincirimi ayırıyorum ve üzerine 8 tane zincir çekiyorum buradaki zinciri ayırdım bunu saymıyorum şimdi çekeceğimle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim 2 defa tığımın başını doluyorum ayırmış olduğum bir tane zincir içerisine gelerek batıyorum ipimi alıyorum 2 defa doladığım ilmeklerimi sırasıyla örüyorum 1 2 3 defa da kapatıyorum. Bir tane trabzanım ördüm ve kenarda 8 tane zincirim. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve başlıyorum aşağıdan 6 tane saymaya. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya direkt batarak giriyorum. 1 tane sık iğne. Yine sık iğnemden sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. İkinci 3 zincirden sonra 1 2 defa doluyorum. Tekrar aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirin içerisine 2 defa dolamış olduğum tığımı batırıyorum ve ikişer ikişer örüyorum. 1 2 3 bir tane trabzanımı ördüm. Trabzanımdan sonra 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 2 defa doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı ikişer ikişer çekerek örüyorum. Yapmış olduğumuz işlemimize uzaklaşmadan bakalım. Ne kadar zincir çektiyseniz hiç fark etmez. Zincirimizin sonunda bir tane ayırıp üzerine 8 zincir çektim. Ayırdığım zincir üzerine gelerek battım. 3 zincir çektim. Aşağıdan 6 tane zincir sayıp çekmiş olduğum 3. zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Tekrar 3 zincir çektim. 2 defa dolayıp trabzanımı ördüm. Trabzanım ikişer ikişer yukarıya çektikten sonra 5 zincirimi ve tekrar iki defa dolayıp aynı yere bir tane daha trabzan ördüm. Aralarında 5 zincir olan kocaman bir trabzan oldu. Yapmış olduğumuz işlem şimdiye kadar bu kadar ama bu işlemlerin aynılarını tekrar ederek bütün zincirimizi tamamlayacağız. 1, 2, 3 bakın 3 zincirimi çektim. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi aşağıdan 6 sayıyorum 1 2 3 4 5 6'ya batıyorum sık iğne tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci 3 zincirden sonra 2 defa doluyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 aşağıdan hep 6 sayıyoruz 6. ya batıyorum 2 defa dolamıştım 2'şer 2'şer çekiyorum 1 2 3. Birinci travızalımı ördükten sonra şuradaki işlemi yapıyorum. Araya 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3. İkinci V'mi kuruyorum. V'mizden sonra 3 tane zincir çekip 6 tane zincire batıyorduk. Yeniden yapıyorum. 1, 2, 3 aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya sık iğne. 1, 2, 3. 2. üç zinciri çekiyorum. Bakın şuradaki. 2. üç zincirden sonra V'miz için trabzanlarımız olacak. Hemen trabzan için iki defa doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Giriyorum. İkişer, ikişer alıyorum. Tavzanın sonrası 3, 4 ve 5 zincir 2 defa doluyorum aynı yere giriyorum. V'yi kurdum. Bu işlemlerimizi tekrar ederek sıramızı tamamlayalım. Bakın şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. İşlemlerimizle bütün zincirlerimizi bitirelim. Zincirimizin üzerine V'lerimizi kurarak geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane V'mizi kurdum. 13. ve son V'mizden sonra artık kapatalım sıramızı. Üst sıraya geçelim. 3 zincirimi yine çektim ve son zincir yuvasına gelerek batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bakın en sona batıyorum bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sırama geçmek için 8 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. İkinci sıraya başlarken hemen V'mi buraya kuruyorum. Bakın şurada batmış olduğum yere. İkişer ikişer kapatıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane V'mi buraya kurdum. 3 zincir çekiyorum. Modelimizi kaydırıyoruz bu sıramızda. Çekmiş olduğum 3 zinciri bir alt sıradaki 5 zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki sık iğne batmış olduğumuz kenarlarındaki üçer zincir olan yere iki defa tığımın başını doluyorum ve buraya trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 ve 3 trabzanımdan sonra 5 tane zincirimi çekiyorum 2 defa dolayarak aynı yere batıyorum bakın modelimizi kaydırdık sık iğne olan yerlere trabzan trabzanların tam ortasındaki 5 zincire ise sık iğne örüyoruz şimdi sık iğnemin üzerine trabzanlarımı ördüm 3 tane zincir ve mi geliyor bakın V'nin altından girerek bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ikinci 3 zincirden sonra iki defa doluyorduk bakın 3'er zincirden tam arasındaki sık iğne içerisine atıyorum ikişer ikişer çekiyorum trabzanım sonrası 1 2 3 4 ve 5 iki defa doluyorum aynı yere batıyorum. V'mi yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve alt sıradaki V'nin altından girerek sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 tane zincir sık iğnemin içerisine V'mi kuruyorum. 5 zincir iki defa dolayarak trabzanlarımı örüyorum ipimi yarımlamıyorum ikişer ikişer örüyoruz trabzanlarımızı 1 2 3 ve içerisine batıyorum İkinci sıramızı modelimizin yerlerine kaydırarak ördüm ve sıramızın sonundayız. Sık iğnemin üzerine trabzanlardan oluşan V'imi ördüm ve en son bakınız ilk V'mizi dönerek yapmıştık. Burası kaldı. Buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Alttan girerek battım. Ve ikinci sıram kaydırma tekniği ile tamamlanmış oldu. V'ler ve sık iğnelerimizin yerini kaydırdık. Şimdiki sıramızda birinci sıramızdaki yerlerine tekrar trabzanlarımız gelecek. Bakın sık iğnemizin bulunduğu yer aşağıda trabzanımız var. Hemen buraya trabzanımızı öreceğiz. V'mizin içerisi aşağıda olduğu gibi sık iğne. Sık iğnemizin üzerine V'mizi kuracağız. Aşağıda da aynı. Her iki sırada bir sıraları değişecek. Evet şimdi 8 tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü sırama başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 örgümün yönünü çeviriyorum şöyle görüyoruz tığımın başını iki defa doluyorum dibine batıyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum başlangıçta da ilk V'miz vardı V'mizi kuruyoruz birinci sıramızda olduğu gibi 3 zincirimi çekiyorum. V'min ortasındaki 5 zincirin altından girerek sık iğnemi örüyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemin üzerine alt sırada gördüğüm gibi V'mi kuruyorum. 2 defa doluyorum. Batıyorum. 2'şer i̇ki ikişer çekiyorum. Araya 5 zincir 4 ve 5 2 defa doluyorum ve batıyorum. tekrar 3 zincir beynin içerisine alttan girip sık iğne. Tekrarlarımızı yaparak örelim. 3. sıramızın sonuna geldik. Tekrar 4. sıramıza başlamak üzere 2. sırada yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrarıyla devam edeceğiz. Bakın bir daha hatırlatmak istiyorum. V'lerimizin içerisine üçer zincir çekip batacağız. Sık iğnelerimizin üzerine ise alt sırada gördüğümüz trabzanımızı yapacağız. Her sırada değişerek devam edecek. Şimdi 3. sıramızda sık iğnemin üzerine V'mi kurdum ve bitişi birlikte yapalım. Başlangıç ve bitişler önemli. Yanılmamanız için birlikte çalışalım. 3 tane zincirimi çekiyorum ve kenardaki bakın ilk V'me batıyorum. Ve bu yönden 8 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 örgümün yönünü çeviriyorum. 2 defa tığımın başını dolayarak dibine batıyorum. 2'şer ikişer çekiyorum. Ve 3 tane zincirimle hemen V'min içerisine gelerek batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemin içerisine iki defa dolayıp tığımın başını veğimi kuruyorum. Ve işlemlerimizin tekrarıyla biraz büyütelim. Gövde kısmını yeleğimizin örmeye devam etti ve şu şekilde gayet şık bir şekilde tamamlandı. Cıvıl cıvıl çiçeklerimiz görülmekte bakınız. Şimdi e, gövdemizi Ayırma sırası geldi. Önlerimizi ve arkamızı ayıralım. Kol yerimizi açalım ve o şekilde devam edelim. İşaretlerimizi takalım. Şimdi hazırlığımı yapmak istiyorum. Bakınız şuraya bir tane işaretimi koyuyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Kenardaki biri ayırıyorum. Hemen buraya işaretimi takıyorum. Önümüzü önce ayarlıyoruz. Bir tane bırakıyorum. Diğer V'me işaretimi yine takıyorum. Burası önümüzün biri olacak. Şöyle görelim. Toplamda 1, 2, 3, 4. 4 taneyi önümüze ayırdık. Diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın aynı burada yapmış olduğum gibi ikinciye takıyorum. Şunu bir saydığımız için bakın şu V bir diğeri ikinci V'miz. İkinci V'mize takıyoruz. Burası birinci V'ydi. İkinci V'me Takıyorum. Üçüncü ve dördüncü ve dördüncü V'ye de taktım. Önümüzün her ikisini bu şekilde ayırdık. Kalan kısımlarımız kol arası ve arkamız olacak. Şöyle büktüğümüz zaman bakınız. Şöyle diğer işaretimizi tam oldu. Arkadan da görmenizi istiyorum. Bakın işaretlerimizin birer bireri diğer kısmı da arka ayarlaması çalışacağız. İşaretlerimizi ayırdıktan sonra önümüzün ilkini örmeye başlayabiliriz. İpim şurada kalmıştı bakınız. Hemen buradan keserek başlıyorum ipimi. Sonunda bitirdim çünkü ipim sökülmesin diye. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Herhangi bir şekilde lütfen karışıklık olmasın. Sizler dilediğiniz kadar büyüklükte örebilirseniz yapmanız gereken tek püf noktası bakınız ortalayarak. Ortalayın ne kadar büyük olursa olsun bu herhangi bir ölçü için de geçerli. Nasıl kendinize de örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu şekilde ortalayalım. Bakınız önümüzü eşitleyelim. Önce önümüzün eşitliği önemli. Eşitliği de şu şekilde kontrol edelim. Bakın her ikisinin ilk eee V'leri sonra ikinci V'leri aynı sıradan ölçelim ki farklı V'leri saymamış olalım. Bakın aynı sıradan devam ediyor. İkinci V'ler. 3. V, 3. V, v. Bakın 1 2 3. 1 2 ve 3 kenardaki perde. 4 4. Bakın İstediğiniz büyüklükte. Kendinize, annenize, kardeşinize, kızınıza herkese örecekseniz önleri eşitledikten sonra işaretlerimizi aynı eşit sayıya takalım. Bakın burada ne yaptık? İlk başlangıçtaki V'mizin bulunduğu nokta var. V'nin geldiği yer. 2. V'ye taktım. 3. ve dördüncü V'ye tekrar işaretimi taktım. Birinci V'm burada, ikinci, 3. ve 4. V'mizde yine işaretimiz takılı. Şimdi biz burada işaretimiz takılı olan yerden itibaren örüyoruz. Şöyle görelim. Bir, iki, üç örüyoruz. Diğer dördüncüyü ön boşluk olarak bırakıyoruz. Yani yaka boşluğu olarak kalacak. Evet şimdi örmeye başlayalım. Kol ayrımı yapacağımız nokta ipimizi kestiğimiz noktamız olsun. İşaretimi takmıştım. İşaretimin bulunduğu yerden itibaren örmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle V'nin içerisine taktım işaretimi. Şuradan başlıyorum. Bakın, sık iğnenin bulunduğu noktadan başlıyorum. Batıyorum. Başlangıç olduğu için lütfen buna dikkat edelim. Başlangıç olduğu için ilk başlangıçta yaptığımız gibi direkt ilk başlangıçlarımız her zaman için V ile olmak zorunda. Direkt V ile başlıyorum. 3 zincirle başlarsanız yanıltıcı olur. İpimi kopardığım yerden birinci püf noktası burası. Ve değimizin hemen yanındaki sık iğne üzerine yeni bir V yaparak yeni sıralarımızı başlatıyoruz. İkinci püf noktası da burası. 2 3 4 5 6 7 ve 8. İki defa doluyorum. Sık iğnemin üzerine gelerek V'mi oluşturuyorum. 3 zincir batıyorum. 1 2 3 zincir iki defa doluyorum sık iğneme batıyorum şöyle görmenizi istiyorum kendi başıma yapıp gitmek istemiyorum sık iğnenin olduğu yer 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar iki defa doluyorum aynı yere giriyorum şöyle bakalım yaptığımız işlemleri Kolumuz için ipimizi buradan kesmiştik. Birinci V'mi işarete koydum. Buradan itibaren bizim yakamızı hazırlayacağımız bölgemiz olacaktı burası. Ve hemen sık iğnenin bulunduğu noktaya V'yi kurdum. V'nin içerisine sık iğnemi sonra tekrar sık iğne üzerine V'mi kurdum. Diğer işaretime geldim. Diğer işaretimin bulunduğu yere 3 zincir çekerek iniyorum. 3 zincirimi çektim ve indim. İşaretlerimi çıkarmıyorum özellikle bakınız. iki tane V'miz var. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 çeviriyorum. 2 defa doluyorum. Hemen dibine batıyorum. ikişer ikişer çektim. V'mi buraya hazırladım. 1, 2, 3 tane zincir. Zincirimin altından girdim. 1 2 3 zincir araya giriyorum. Yeni V yapıyorum sık iğneye. 4 ve 5 iki defa 3 tane zincirimle başlangıçta hazırladığım V'nin içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum, çeviriyorum. İki defa doluyorum giriyorum 1 2 3 aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz 1 2 3 doluyorum sık iğneme batıyorum 1 2 3 kenardaki V'me batıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Yaptığımız işlemimizi bakınız. İliğimizin önünü bu şekilde örerek ilerliyoruz. İliğimizin ön parçasını yeteri kadar örerek tamamladım. Kaç sıra ördüğüme bakmak istiyorum. Şu kenardan sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 V ile tamamladım. En son bir tane zincirimi çekiyorum. Ve buradan ipimi kesiyorum. Diğer tarafa aynı işlemlerine çalışıyorum. İpimi buradan kestim bakınız. Şimdi diğer tarafta aynı şekilde ilerliyoruz. İç kısımdan başlıyoruz. Uçtan başlamıyorum. içten sırtımıza yakın olan yerden başlıyoruz. Bir zincir çekip düğümümü attım. Hemen başlıyorum bakınız. İşaretimin bulunduğu yerin yanındaki şuradan V'mi örerek başlıyorum. İşaretimizin hemen dibinden. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane zincirimi çektim. Dibine batıyorum. 3 tane zincir V içerisine giriyorum. 1, 2, 3 V'mi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 2 defa doluyorum. 3 zincirimi çekiyorum ve buradan başlangıçtaki işaretime kapatıyorum. Diğer tarafla aynı çalışmayı yaptık. Bakınız, 2 tane V'miz burada da vardı. Şöyle görelim. 2 V üzerine çalıştık. Evet. 8 tane zincir 5 6 7 ve 8 çeviriyorum. Dibine batıyorum. Diğer sırayla aynı ölçü olana kadar örüyorum. 3er zincirle V'lerimizin arası. 5 zincirimi çektim. Atıyorum. Şöyle görelim. Kenardaki ilk başlangıçtaki V'nin üzerine 3 zincir ve buradan tekrar 8 zincirimizi çekerek yukarıya doğru çıkıyoruz diğer önümüzde eşit sayıda olana kadar örgümüze devam ediyoruz. Ön parçaların her ikisini de örerek tamamladım. Şimdi arka parçamızı da örelim. İşaretimizi taktım. Şöyle e, uzaktan bakmanızı istiyorum. İşaretimizin bulunduğu noktaya Bir zincirimizin olduğu yer 2 3 ve 4.ye taktık bakınız ara zincirlerin bulunduğu 1 2 3 dördüncüye taktım diğer taraf yine aynı şekilde 1 2 3 dördüncüye işaretimi taktım şimdi örmeye sıkı iğne üzerinden başlıyoruz işaretimin hemen yanındaki bakın sıkı iğne üzerinden başlıyorum kendinize örecekseniz ya da daha farklı boyutlarla örecekseniz şu şekilde koyun bakın ayarlamayı yaptıktan sonra kalan kısımda arkayı ayarlayalım Bakın şöyle işaretlerimizi ona göre takalım arka parçamızı örelim bir tane zincirimi çekiyorum düğümüm atıyorum buradan başlıyorum sık iğne üzerinden ilerliyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektim. 2 defa başını doluyorum. Yuvaya batıyorum. Başlangıç yerimi. 3 zincirimi çekip 5 tane zincirin olduğu V içine batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa doluyorum. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Her zamanki gibi modelimizi kuruyoruz araya 5 tane zincir 3 tane zincir uç noktaya kadar ilerliyoruz uç noktadaki diğer işaretimize kadar örerek geldim her zaman için 3 tane zincirle bitişimizi yapıyoruz ve zincir içerisine girişimi yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8 zincirimi çekiyorum. 2 defa başını dolayarak dibine batıyorum ve bu şekilde öndeki e, her iki önümüze uygun olarak yani aynı sayıda örelim tamamlayalım. 1-2-3-4-5 5 tane bakınız şu şekilde V'mizin olduğu bölümümüzü ördük. 1-2-3-4 burada da şöyle gördüğümüz gibi. Arkamızda aynı sayıda örelim. Sonrasında görüşelim. Yeleğimizin önlerini, arkasını aynı ölçüde ördüm. Şimdi omuzlarımızdan dikeceğiz. Her iki omuz omuzumuzu diktikten sonra kenar tığlama işlemini çalışmaya başlayalım. Şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle yeleğimizin birebir omuzları zaten ölçümüze tam gelmekte tutuyorum örgümüzün ters tarafından dikelim burası örgümüzün düz yönü arkasını çeviriyorum yine kendi rengiyle dikiyorum bakın şurada sayalım 1 2 3 4 ve 5 sayılarımız eşit şurası da dönen kısmımız olacak hemen omuzlarımızı güzelce dikelim örgümün ters yanındayım minik bir dikiş attım diktiğiniz en güzel şekliyle dikelim. Zincirlerimizin içerisinden girerek yapıyoruz. Hem öndeki zincirimizden hem arkada kalan zincirden alttan kavramıyorum. Direkt içine giriyorum. elimizde de düzeltelim. Dikişimin üzerine düğümümü atıyorum. Geriye geçiyorum biraz. Hemen orada ipimizi koparmayalım. Geriye çekiliyorum. Yeterli. Kesiyorum. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikelim. Yeleğimizin omuz kısımlarını diktikten sonra kenar tığlaması çalışalım ve yeleğimize son halini verelim. Bir zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve bütün kenarlarını bir defa başını dolayarak çekiyoruz. Burası yeleğimizin önü bakınız. Diğer kısmı arkaydı. Arkayı çeviriyorum arkasını çevirdim. Arkadan bu etek ucundan örmeye başlıyorum. Alt kısımdayız bakınız. Şuradan devam ediyor alt kısım. Uç noktaya girdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sabitledikten sonra ipimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. 2 3 3 defa girdim. Tığımın başını doluyorum. Diğerine geçiyorum. 1 2 3 Eğer fazla kalacaksa bir dördüncüyü de yapabiliriz ama çok fazla doldurmayalım. Kasmasında 1 2 3 4 4 daha ideal olacak. Birazcık kalıyor. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 fazla sıkışık doldurmayalım. Diğer zincirime geçiyorum. 1 2 3 ve 4 çevirip şöyle bakalım eğer kasacaksa yani toparlayacaksa fazla uzaklaşmadan hemen birer zincir artırarak devam edebiliriz ama gördüğünüz gibi herhangi bir kasma söz konusu değil 4 tane bir defa başını dolayıp çekmemiz yani trabzanımız yeterli o yüzden dörder dörder bütün çevremizi dolanıyoruz eğer zincirinizi kısa çektiğiniz yerler varsa oraya 3 tane de yapabilirsiniz tamamen Gözümüzün ölçüsü olarak ayarlayalım. Bu şu kısımlara batmıyoruz tamamen zincirleri. 2 3 ve 4. Tam başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 3 ve 4. Tam başını dolayıp diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Bütün çevremizi bu şekilde dolaşalım. Kenarlarımızı tığlayarak ilerledim. Yakamızın üzerini yine aynı şekilde tığladım. Şimdi önümüzdeyiz. Diğer tarafa tığladım. Başını dolayarak örüyorum. Diğer bakın buradaki küçük bölüme geçiyorum. Aşağı inişte buraya bir tane örüyorum. Tığımı başını doluyorum. Diğer bölüme 3 örüyorum. 1, 2, 3 buraya 3 yakamızın ön kısmında potluk yapmayalım yeleğimizin önünde. Tekrar buraya da 3 tane çalışıyorum. 2 3. Yeleğimizin şu ön kısmında yığılma olmasın ve dönüşümü yapıyorum şöyle yuvarlak bir dönüş. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de buraya ördüm. Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Diğer zincire giriyorum. 3 4. Örgünüz eğer bu kadar uzun değilse 3 de yapabilirsiniz araları ya da daha büyükse 5 yapabilirsiniz. İpinize ve elinize göre ölçü farklı olabileceği için ayarlamaları şöyle baktığımız zaman potsa daha az eğer kasıyorsa birazcık daha fazla çalışabiliriz dörder dörder aşağıya iniyorum Bakın boşluk kalıyor. Devam ediyorum. Hepsini doldurmaya çalışmıyorum. 2, 3 ve 4. Sona geldim. 1, iki defa örüyorum başlangıç noktama giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra başlangıç yerimde yeleğimizin kenar tığlamasını tamamlayarak bitiriyorum şöyle gayet güzel oldu bakınız tam ölçüsünde ipimizi gizleyelim kolumuzu da aynı şekilde tığlayarak çalışalım ortadan başlıyorum başını doluyorum batıyorum 1 2 3 3 tane giriyorum potluk olmasın yana da yine 3 defa 2 3 ipimizi keselim yan tarafa geçiyorum dörder dörder örüyorum 2 3 4 kol altına kadar tam tur yapıp gelelim. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki minik gözün içerisine giriyorum. Daha sonra diğer minik göze giriyorum. Şöyle batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Aynı yere. Bir sonraki trabzanın minik gözüne battım. 1, 2, 3 zincir aynı yere batıyorum. Diğerine bütün trabzanlarımızın üzerine 3 tane zincir çekip atalım. 1, 2, 3 aynı yere giriyorum. Diğerine batıyorum. 1, 2, 3 dibine batıyorum. ilerliyorum. Dibine battım. Son 2 kalmıştı. 1, 2, 3 batıyorum ve son. 1, 2, 3. Dibine battım. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemimizi yapalım. ipimi şimdi gizleyeceğim. Kolumuzun kenarında da başladığımız yere geldim. Son dördüncüyü örüyorum başlangıçtaki sık iğnemin arasına giriyorum. Bir defa doladığım trabzanımıza bir zincirimi çekiyorum. ipimi buradan kesip içeriye gizliyorum ve yeleğimizin her iki kolunu tamamen çevresini kenar tığlamasını çalıştık. Şimdi ön kısma bağlamaz zinciri ya da kordonu nasıl isterseniz o şekilde çalışmamızı yapalım. Yeleğimiz tamamlanmış olacak büyük aşamamız bitti en son aşamaya geldim şimdi şu kısma batıyorum zincirimi çekmeye başlıyorum şöyle rahat rahat çekelim 1 2 3 4 5 tabi buradaki uzunluk yeleğimizin büyüklüğüne göre değişecektir küçük yeleklerde daha az zincir yelek büyüdükçe ölçü Biraz daha büyüyecektir şöyle bakalım bu şuna küçük bir çiçek yapalım Dilerseniz buradaki çiçeği farklı renklikte çalışabilirsiniz geriye dönüyorum şöyle bir karış rahatlıkla yetecektir diğerini de aynı sayıda yani aynı ölçüde çekelim göz kararı yeter 1 2 3 4 5ye batıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum bir doluyorum 1 2 3 1 doluyorum 1 2 3 yine 1 doluyorum 1 2 3 1 doladım 3 defa da çekiyorum 1 doluyorum bir tane daha örmek istiyorum sayalım 2 4 6 8 zincirimizi ve ucundaki çiçeklerimizi örerek tamamladık ve yeleğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Şu şekilde çok şık. Yazlık güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.